Yani çok çekişmeli hakikaten futbol e, futbolda konuşabileceğimiz. Mesela genç hocalar da çok iddialar. Emre Belezoğlu iddialı. Nuri Şahin iddialı. İşte Hatay Spor e, Serkan Özbalta'yı aldı. O da çok pozitif oyunu öğreten. Yani, e, Çağdaş Hoca da Kayseri Bravo yani. Çağdaş, Çağdaş Hoca Kayseri Spor'da. Yani e, bizim beklediğimiz, bizim istediğimiz e, aksiyonlu e, maçları yaşatan bu mantalitedeki e, teknik adamlar da var büyüklerin haricinde diğer tarafta. Demirspor Montelli'yi korudu değil mi? Duruyor evet, Tabii. Arada. Bu arada bizim program arkadaşımız Turgay Altay Göztepe'ye Göztepe'nin Göztepe evet. başına gitmiş. Manisa'da da iyi işler yapmış. Müthişti. işte. Az kalsın şeye sokuyordu Manisa'yı. Playoff potasına. Playoff potasına. Yani çok diplerde aldı. Ee, Tebrik ederiz hem Turgay Yaltey hem Göztepeyi iyi bir hoca getirdiler takım başına, evet. her şeyden öte iyi bir insan getirdiler. Yani yolları açık olsun diyelim. O yüzden diyorum yani futbolcular futbolcuları konuşuyoruz ama sezon ligimiz aslında teknik direktörlerin ligi olacak ve olmak zorundaydı zaten. Yani teknik direktör takımı dediğimiz pozisyona, duruma, statüye artık geçmeliyiz. Şimdi demin ara verildi. Dışarı çıktı bir arkadaş geldi. Fenerbahçeli. Bunlar yıldız almayacaklar mı diyor. Yani yapılan transferleri tatminkar görmüyor. Dedim 10 sene daha almayacaklar yani. Ciddi misin? Evet. 10 sene daha almayacaklar. Yani yıldız demişti falka Ne bileyim. böyle büyük, büyük dediğimiz transferler. Artık takımlarımız fırsat transferi değilse yapamazlar. Yapmazlar yani. Bir de bunun sonrası da var. Şimdi Beşiktaş'ta Pjanic ve Batshuayi belki isteneni veremedi. Ama bu oyuncular kiralıktı zaten. Örnek veriyorum bon bonservis bedeliyle çok yüklü meblalarla yıllık 3-3,5 milyon eurolarla Beşiktaş almış olsaydı önümüzdeki sezonun planlamasını yaparken eli kolu bağlanmış olacaktı. İmkanı olsaydı zaten bonservisiyle alırdı. O oyuncuların hepsine bonservis bedeli öderdi bizim takımlarımız. Şimdi Muleka ile ilgili ben de bilgi paylaşayım. Sosyal medya hesabından, Instagram hesabından Beşiktaş Kasımpaşa maçında e, gol sevincini paylaşıyor. Yani Beşiktaş'a mesaj gönderiyor aslında. Geliyorum diye. E, o maçta o maçtan bir fotoğraf paylaşması da enteresan. Yani e, dediğim gibi yine Serkan Reçber'in kulağını çınlatalım. İyi e, iyi bir oyuncuyu keşfedip eee Büyük takımlarında Peki, transfer Serkan, yani Kasım Paşa'nın opsiyon kullanma şansı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam 1,5 milyon euro verip alabilirdi. Tabii artık. alabilirdi ama şunu da düşünmüştür Serkan Reçber. Jackson Muleka gibi benim ajandamda izlediğim daha değerli oyuncular var. Oraya vereceğimiz bon servise yine bir kiralama ya da daha düşük 250-300 bin euroya başka bir oyuncu getirecektir mutlaka. O çünkü çok izliyor alma, maçları, çok iyi biliyor. Muleka'yı alıp... 3 milyonu, 4 milyonu da satabilirdi. Ama e, demek ki o, yani o 1,5 milyon euro vermektense 1,5 milyon euro... At, ben, iki, örnek veriyorum 2 tane oyuncu alırız. Ser, Serkan, Yine mulek etkisi Serkan gösterir. Serkan bu durumu konuşalım. Serkan Reçber artık kulübede teknik direktör gibi biliyorsun taktikle verdiği Sa, için. Sami Hoca'ydı değil mi? Sami, ama Serkan Reçber de son dönemde e, bayağı bayağı oyunun içine dahil oluyordu sağ kenarından. E, oyun bilgisi de iyi biliyoruz. E, yani bu konuda görüş verir mi? Bilmiyorum. Çünkü artık o da bir yönetici konumunda. Arkadaşımız CEO ya. konumunda arkadaşımız da olsa. Otur, otururuz bilgi alırız. Ya. Politik konuşacağını düşünüyorum ben. <laughs> sorsak ki kimler var listende, yeni oyuncular kimler, kimleri önerirsin? Mutlaka bir şeyler söyler ama hani o off the olur. Yoksa çünkü bir kulübe bağlı çalıştığı için ona da saygı duymak lazım. Ya Beşiktaş işte dediğim gibi vegors transferini taraftarlar bekliyor. vegors transferi gerçekleştiği anda işte kombineler e, hemen tükenir mutlaka. Ondan sonra dediğim gibi yeni sponsorluk anlaşmaları da yapılır. Bunlar önemli. Böyle oyuncuları getirdiğin anda e, o forma satışıyla işte ne bileyim günlük e, gelirlerinin dışında sponsorluk gelirleri. Yani oyuncu yıllık kazancını bir yılda fazlasıyla çıkarır. Atacağı goller, takıma katkısı. Beşiktaş çok uğraştı. Önce şorlatla yaklaşık bir ay kaybetti. Sonra Vegors ismi ortaya çıkınca Vegors'u renklerine katıyor. Çok zaman kaybetti belki ama çok istedi. Yani Bundesliga'dan takımlar da işte Eintracht Frankfurt, Dortmund, hissedi. Dortmund. ama onlar iki başka oyuncular. başka oyuncuları da almasını da çok, transferi evet. kolaylaştırıyor gibi. Yani, ya onlar çok beklemediler. Yani Dortmund musun, Haller'i musun? aldı çünkü. Evet. Geçen Zaten öncesinde Haaland yerine Salzburg'dan da Adeyemi transferi evet. vardı. E Frankfurt'ta Leverkusen'den aldı. Mesela Beşiktaş bekledi ama. Beşiktaş e, bu transferden çekilmedi. Hani bir ara şunu ya da, da fiyat arttırayım söyledi. oyuncunun kafasını biraz yani, şey diyeyim gibi bir Ahmet Nurşevi olmadı. şunu da söylemişti. Vegors transferi sorulduğunda bundan 7-8 gün önce e, olumsuza döndü iş demişti. Hani biz başka oyunculara bakıyoruz. Eğer başka oyuncu transferi yapmazsak gelirse imzalarız demişti. Demek ki o arada hemen e, başkanın açıklamasından sonra Vegors cephesinden ya biz geleceğiz gibi bir şey oldu. Yeşil ışık yaktılar ki bu transfer olura döndü bir anda e, tabi kolay değil yani böyle e, pahalı transferler iyi oyuncuları hemen e, bir haftalık bir süreçte getiremezsin yani uzun bir dönemi var bir sürü aşama var o sözleşmedeki kim bilir ne maddeler var onları tek tek o aşamaları o maddeleri e, satır satır işliyorlar öyle getiriyorlar ben bu tarz oyuncuların sözleşmelerinden bir tane sözleşme görmüştüm 150 sayfa falandı ya yani bir sürü madde oluyor şeye kadar. Kitap gibi. Hayır hayır şeye <laughs> kadar. Mesela e, bir şey. e, eşim işte e, her yıl villaya işte kalacağı eve e, sıkılacağı için mobilya ister. Mobilya giderler. İşte uçak giderleri, işte tatil giderleri bilmem ne derken bunlar hep orta noktada pazarlıklarla bir şekilde açılan mevzular. Hı hı. Sadece yıllık alacak değil. Onun dışında da birçok gider. İşte eşine özel araç tahsili, o e, benzin giderleri, işte yakıt giderleri diyeyim oyuncunun isteyeceği marka araç. Hepsi Bak, yani o şey. Yıllar önce bizim ünlü bir oyuncumuz yurt dışında takıma gitti. Sözleşmeye şey koydurmak istemiş. Ee, cep telefonunu kulübe der. Demiş ki sportif direktör. Biz sana senede şu kadar milyon dolar vereceğiz. Sen bunun peşindesin evet. <laughs> Bunu da hancı anlatmıştın ve ben dinlemiştim. Enteresan bir bilgiydi. <laughs> evet. Sen bunun peşinde misin? Demiş. Evet. Yani e, bazen de dediği gibi şeyin zekini, garip garip şeyler çıkıyor. Ee, Aslında orada hemen masadan kalkmak lazım. Çıkıyor. Küçük şeylerin peşinden koşan insanlar için. De Ama eşleri fazla istiyormuş gerçekten. orada artık. Hı -hı. Eşleri gerçekten. O dayalı döşeli mesela bir villa diyelim. İşte burası böyle olmamış. İç mimar tutun, orayı değiştirin. Ha, Buraya şunu, şunu tabii dekorasyonunu o oyuncu, değiştiriyorlarmış. O oyuncu iki ay sonra farklı bir problemle kapınızı çalar çünkü. Yani belli baştan balık baştan kokar derler ya belli yani o koku gelecek direkt olarak gitmek lazım. Yani oyuncunun da belli bir yerde tamam aileyi ikna edelim de yani onun da bir sınırı kulüp, olması lazım. Kulüp yine bunları çok çabuk kabulleniyor, kabul ediyor bunları. Önemli olan yıllık ücret çünkü orada çok büyük rakamlar konuşuluyor. Bunu bir şekilde o, o problemleri çözüyorlar eş tarafının işte evle ilgili problemlerini ya da ne bileyim işte az önce o telefonu unuttum. Telefon da vardır işin içinde. Kesin vardır. Yani en, en iyisinden sıfır telefon, eşine ayrı telefon. İşte hatta kulüp armalı onlar için biliyorsun kulüp logolu telefonlar yapılıyor özel. Onlardan belki veriyorlardır. Bunu kulüp veriyordur zaten. İşte pahalı saatler, maçta gol atıyorsun mesela bir yönetici geliyor diyor ki e, hediye olarak saat gönderiyor. İşte telefon gönderiyor. Çanta gönderiyor. Bunları yapıyorlar ojester ama yıllık ücret ve dediğim gibi ödemelerdeki e, taksitlendirme oralara çok takılıyorlar. Mesela ben şeyi okumuştum. Balotelli Liverpool'a gittiğinde sözleşmesinde şey varmış. Oyuncu itirazdan ötürü kırmızı kart görmezse sezon sonunda işte 1 milyon euro daha alır. <laughs> Güzel Balotelli bu. için mantıklı bir şey. <gülüyor> Balotelli... <gülüyor> madde bence bu. Evet. Evet. Ee, şimdi bu arada Hı. bir Cenk Tosun haberimiz de var. Evet. Hazır Beşiktaş'ın hücum hattında işte Vegors, Muleka hamlelerinden konuşuyorken Cenk Tosun haberine de bakalım, ardından değerlendireceğiz. Bir süredir belki sakatlığı dolayısıyla oynayamıyor Cenk Tosun, Zeki uzundur evet. ama ben de hep şu hissiyatı veriyor. Beşiktaş'la öyle bir bağ kurdu ki taraftarlarla beraber oynayabilecek düzeye gelirse fiziksel anlamda yeniden kendini bulabilir. Yani ikinci baharını Beşiktaş'ta ya tekrar yaşar Cenk Tosun. Ya mutlaka başkanın söylediği Ahmet Nurçebi'nin söylediği cümle çok önemli Cenk Tosun'la ilgili. Yani iste, o, Cenk Tosun'un istediği şartlar değil, kulübün istediği şartları yerine getirirse, kabul ederse Cenk Tosun'a kapımız açık dedi. Burada belli ki e, Cenk Tosun konusunda hocanın da yönetiminde yönetiminde kafasında soru işaretleri var. Uzun süredir futbol oynamadığı için e, nasıl döneceği önemli. E, Cenk Tosun da bunu kabul edecektir. Zaten yakın çevresinde söylediği şu, tatilim bittikten sonra gidip Beşiktaş kulübüyle sözleşme imzalayacağım. Cenk Tosun'a da ihtiyacı var. Çünkü... Beşiktaş, e, Larin gitti diyelim artık hani bağ koptu. E, Güven Yalçın gitti menajeri. Trabzonspor'la görüşüyormuş. E, yani ne, ne oluyor? vegors Cenk Tosun, Muleka. Üç tane de şart yani e, hücum bölgesi. Kenan Karaman'ı çünkü çizgide oynatıyor. savun Geri geliyor savunmaya yakın oynatıyor. Tam bir sistem oynatıyor. Joker oyuncusu gibi oynatıyor. E, son dönemde iyi de verim aldı Valerian İsmail Kenan Karaman'la. Öyle baktığında bu üç oyuncuya da ihtiyacı var. Ama Cenk Tosun e, nasıl döner futbola işte Mestözil'de gördük. Bir dünya yıldızıydı. Evet saygımız vardı ama e, sahaya odaklanmada da problem yaşadı. E, Fenerbahçe'nin o ritimli futboluna da e, çok fazla ayak uyduramadı. E, yoruluyorsun çünkü uzun süre oynamayınca nasıl toparlayacaksın kendini? Hı hı. E, umarım ki e, milli takımın çok ihtiyacı var. E, kendini bulur Beşiktaş'ta tekrar. E, milli takıma e, tekrar girer ve milli takımda oynar. Yoksa yetenek olarak, kalite olarak Cenk Tosun'u burada tartışacak halimiz yok. Onun çok istemesi lazım. Tekrar eski günlerine dönmesini, çok, bunun için de çok çalışması lazım.